Merhaba değerli arkadaşlar. Vektörler konusuyla beraberiz. Birinci testimizin birinci sorusuna başlayalım. Aynı düzlemde bulunan K, L ve M vektörleri şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre K, L ve M vektörlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye isteniyor. Şimdi düzlemde bunları çizmeye çalışalım. Vektörlerle uğraştığımız için vektörlerde bilmemiz gereken özellik şuydu. Vektörün yönünü ve şiddetini değiştirmemek şartıyla vektörümüzü istediğimiz gibi taşıyabiliyorduk. Bu özelliği kullanarak uçucu ekleme metoduyla sorumuzu çözelim. Biz K vektörümüzü şuraya başlangıç olarak alalım. Nedir K vektörü? 2 birim aşağı doğru inmiş. Demek ki 2 birim aşağı doğru K vektörümü çizersem bu şekilde K vektörümüzü yazmış oluruz. Daha sonra M vektörüyle devam edelim. Burada L'yi de alabilirsiniz. Fark etmez. Biz M vektörü diyelim burada. 2 birim sola doğru kaydırmışız. Yine aynı şekilde 2 birim buradaki ifademizi, vektörümüzü de sola doğru gelecek şekilde yazarsam K'nın ucuna M vektörünü eklemiş oluruz. Son vektörümüz L vektörü. Dikkat ederseniz 2 birim sola, 2 birim de yukarı olarak bunun bileşkesi şeklinde gelmiş. Demek ki biz de bu şekilde yazalım. Buradan 2 birim sola, 2 birim yukarıda olacak şekilde L vektörünü yazarsam şuradaki ifademizde uçucu eklediğim zaman bunların bileşkesine bakacağız. Vektörlerde bileşkede şunu yapacaktık. Vektörlerin ilk başladığı yerden son bittiği yere doğru bileşke vektörümüzü çizeceğiz. Yani iki tane ok uçuca gelecek şekilde vektörümüzün toplamını almış olacağız. K artı L vektörü artı M vektörü dediğimiz anda itibaren sorumuzu çözmüş olduk. Bu bizim bileşke vektörümüz. Şimdi şıklara bakalım. Diyor ki 0, hayır. Eksi 2M diyor. M vektörünün iki katı fakat yönlerimiz aynı olduğu için eksi 2M değil. Eksi 2K yönlerimiz farklı, şeylerimiz farklı yok. 2K ile uzunluklarımız mutlak değer olarak aynı ama yönlerimiz farklı değil. 2L aynı şekilde değil. Cevabımız 2M olacak. M vektörünün 2 katı yani uzunluklarımız aynı yönde. Şiddetimiz 2 katı. Dolayısıyla 2M vektör olacak. Demek sorumuzun da cevabı E şıkkı olarak gelecek. K noktasal parçacığına etkiyen aynı düzlemdeki 3 kuvvetten F1 ve F2 şekildeki verilmiştir. Bu kuvvetlerin bileşkesi olan R vektör olduğuna göre 3. kuvvet aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi soruya baktığımızda şurada bir bileşke kuvvetimiz var. Bir birim sağa ve bir birim yukarı doğru. F1 ve F2 kuvvetlerimiz veriliyor. Peki diyor F3 kuvveti, F3 vektörü nerede olmalı ki bizim bileşke kuvvetimiz R'deki gösterilen yönde hareket etsin diye soruluyor. Şimdi sorumuzu yine çizelim burada. Şimdi şuradaki vektörümüz F1 vektörü. Bunu kırmızıyla çizelim. K noktamız burası. 2 ve 2 birim sola doğru kaydırmışız. Ve F1 vektörü de 1 birim aşağı doğru. Burası F1. Şurası da F2 olarak veriliyor. Ve bileşke vektörümüz de buradaki ifademize göre R vektörümüz de burada. Şimdi buradaki ifademizin bileşkesine bakacak olursanız 1 birim sağa doğru ve 1 birim de yukarı doğru hareket ettiği bileşkeden geliyor. Şimdi benim F3 kuvvetim öyle bir kuvvet olması lazım ki buradaki F2 kuvvetini sıfırlasın ve 1 birim yukarıya doğru kaldıracak şekilde R vektörünü hareket etsin. Demek ki o zaman şurasını beyaza çiziyorum. 2 birim olması gerekiyor ki F3 kuvvetinin Y'ye bakan bileşke kuvveti F2 kuvvetiyle beraber sadeleşsin ve 1 birimlik bir kuvvet kalmış olsun. Bunun bileşkesi de bu şekilde üzerine gelmiş olsun. F1'in duruma baktığımızda F1 vektörü sola doğru 2 birim hareket ettiriyor. Fakat benim bileşke vektörüm 1 birim sağa doğru hareket ediyor. Dolayısıyla buradaki ifademizin de öyle bir kuvveti, öyle bir özelliği olması lazım ki buradaki F1 kuvvetini 2 birimli kuvvetini sıfırlasın ve 1 birim de sağa doğru bize hareket ettirecek şekilde bir kuvvet olmuş olsun. O zaman şurası F3 vektörü. Burası da F3 kısmının X bileşen vektörü. O zaman şuna döndüğü iş 2 birim yukarıya Y yönünde 3 birim X yönünde hareket eden vektör nedir diye soruluyor bizden. O zaman burada yine şuraya yazabilirim hatta karışmasın. Şuradaki ifademizden 3 birim 1, 2, 3 birim sağa doğru, 2 birim de yukarı doğru gittiğine göre bunların bileşkesi olarak da bunu paralel kenar yöntemiyle çizerseniz F3'ün vektörel büyüğü bu şekilde olması lazım. Yani 3 birim sağa doğru kare, 2 birim de yukarı doğru olacak. Buna göre şıklarımıza baktığımızda doğru cevabımız A seçeneği olarak geliyor.
Üçüncü soruyla devam edelim. Düzgün altıgen üzerine gösterilen aynı düzlemdeki vektörlerimiz şekildeki gibidir. Buna göre bu vektörlerin toplamının sonucu nedir diye bizden isteniyor. Şimdi düzgün altıgen olarak verildiğine göre burada bilmemiz gereken bir geometrik özellik var. Şayet düzgün altıgen ifadesinden köşelerini birleştirecek olursanız buradan 6 tane eşkenar üçgen elde etmiş olursunuz. Hepsi de birbirine eşit olmak kaydıyla. Dolayısıyla buradaki ifademizin uzunlukları birbirine eşit olacak. Bunlar eşkenar üçgen olduğu için bütün kenarlarımız da birbirine eşit olacak. O zaman bütün vektörlerimizin de uzunlukları yani şiddetleri birbirine eşit olarak veriliyormuş. Peki bu ifadeyi kullanınca neye dikkat etmemiz lazım? Şimdi M vektörü ile P vektörüne bakarsanız biz birinci soruda ne dedik? Şiddeti ve yönü değiştirmemek kaydıyla vektörlerimizi hareket ettirebiliyorduk. P vektörünü M vektörünün üzerine getirirseniz bunlar birbirinin zıt olan vektörleri. Dolayısıyla şuradaki M vektörü ile P vektörünü toplarsanız karşınıza 0 gelir. Eşittir 0. L vektörü ile N vektörünü toplarsanız bunlar da karşınıza 0 olarak gelir. L artı N vektörü de birbirinin zıttı olduğu için 0 getirir. N, L ve P ve M'yi topladığımız anda itibaren 0. Geriye sadece K vektörü kalmış oldu. Dolayısıyla şu işlemlerimizin toplamının neticesi bunları taraf tarafa toplarsanız K vektörü getirir. O da sorumuzun hangi şıkkımız oluyor? A şıkkısı oluyor. K noktasal parçacığına aynı düzlemde bulunan F1, F2 ve F3 kuvvetleri şekildeki gibi etiketmektedir. Şuraya baktığımızda K parçacığımız var. F1 kuvvetimiz bir birim sola doğru. F2 kuvvetimiz bir birim sağa, bir birim yukarı sola doğru bileşke kuvveti. F3 kuvveti de iki birim aşağı doğru yani eksi y yönünde hareket ettirmeye çalışıyor. Buna göre bu kuvvetlerin bileşkesi kesikli çizgiyle gösterilenlerden hangisidir diye bizden isteniyor. Devam edelim. Şimdi sorumuz burada çok net görünmüyor. Şunu bir çizelim tekrar. K noktamız burada. F1 vektörümüz bir birim sola doğru hareket ettiriyor. Burası F1 vektörü. Daha sonra F2 vektörümüz buradan bir birim yukarı, bir birim sağa, bir birim de yukarı doğru. Burası F2 vektörü. Ve buradaki üçüncü vektörümüz de iki birim aşağı doğru hareket ettiriyor. Bunun da değeri F3 vektörü. Şimdi bunları uç uca toplama metoduyla yapalım. Şuradan yapalım. Şimdi F2 vektörü bir birim sağa doğru hareket ettiriyor. Sağa ve yukarı doğru hareket ettiriyor. F3'ü alalım. Şurası F2 demiştik. F2 vektörü. F3 birim nedir? 2 birim aşağı doğru hareket ettiriyor. Demek ki uç uca toplama metodunu kullanacak olursam buradan F3 vektörü gelecek. Daha sonra F1 vektörü de bir birim sola doğru hareket ettiriyor. Burası da F1 vektörü olacak. Bizden de bunun bileşkesi istenmişti. Ne demiştik daha önceki soruda? Bunun başlangıç noktasından aşağı doğru yani bitiş noktasına doğru iki tane ok uçuca gelecek şekilde bileşke vektörü çizdiğimizde şurasına FR diyelim. Demek ki bir birim aşağı doğru hareket ettirecek olan şıkkımıza bakacağız. Soruyu geriye aldığımızda şurası karıştırmasın kafanızı. Pardon. Şuraya baktığınızda üçüncü opsiyon yani C şıkkımız, üçüncü olan ifademiz bir birim aşağı doğru hareket eden kısmın. Dolayısıyla sorumuzun da cevabı, sorumuzun da cevabı C şıkkı olarak gelecek yani 3 olacak. Aynı düzlemde bulunan K, L, M ve N vektörleri için 3 tane öncül veriliyor. Bu eşitliklerden hangileri doğrudur diye bizden isteniyor. Şimdi K vektörü L vektörüne eşit. Bu vektör de M vektörüne eşit olarak veriliyor. Bakalım doğru mu? Şimdi K vektörümüz 2 birim sağa, 1 birim sola yukarıya doğru. Yani artı y yönünde ve artı 2 x yönünde 2 birim hareket ediyor. L vektörüne baktığımda mutlak değerce yani şiddeti bakımından birbirine eşit olmasına rağmen L vektörünün yönü ters olarak veriliyor. Vektörlerin eşit olabilmesi için yönlerinin de eşit olması gerekiyor. Aynı zamanda mutlak değerleriyle beraber. Dolayısıyla K vektörü L vektörüne eşit olmayacak. M vektörüne baktığınız anda itibaren tamamıyla bambaşka bir vektör. Dolayısıyla birinci şıkkımız yanlış. İkinci ve üçüncüye de beraber bakalım. İkinci, şunu yanlış işaretleyelim. İkinciye baktığımızda K artı M vektörünün toplamı N olarak veriliyor. K vektörümüz nereden? Buradan başlayalım. 2 birim, 1 birim yukarıya, 2 birim sağa doğru gidiyor. Tamam. Daha sonra M vektörüyle toplarsam, yani 2 birim aşağı doğru ifademizi toplarsak, bize diyor ki N vektörü karşımıza gelir. Bakalım. İlkinden son çizim vektörün tarafa doğru çiziyorum. Dolayısıyla
Nedir bunun şeyi, büyüklüğü? 2 birim sağa, 1 birim aşağı, 2 birim sağa, 1 birim aşağı. Dolayısıyla şurası n vektör olur. Bu ifademiz karşımıza doğru olarak geliyor. 1 yanlış, 2 doğru. 3'e bakalım. N ile L vektörlerini toplarsak diyor. N vektörü nedir? 1 birim aşağı, 2 birim sağa. Şuradan başlayalım. 1 birim aşağı, 2 birim sağa doğru gidecek. N vektörü. Buna ne diyelim? Yine daha sonraki ifademize neydi? L vektörü. L vektörü ise bunun tersi şekilde, yani 1 birim aşağı, 2 birim sola gidecek. Doğru. Başından sonra çizdiğim anda itibaren şöyle bir vektör gelecek. Bu vektör de M vektörüne eşittir diyor. Yani 2 birim aşağı doğru gelecek olan vektör. Dolayısıyla bu da doğru. Demek ki 1 yanlış, 2 doğru, 3 doğru. Demek ki 2 ve 3 doğru olan ifademiz, o da hangi şıkkımız oluyor? D şıkkımız. Sürtünmenin önemsiz olduğu yatay düzlemde durmakta olan noktasal M parçacığına aynı düzlemdeki F1, F2 ve F3 kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. Buna göre M parçacığı hangi yönde hareket eder diye isteniyor. Yani şuradaki verilen vektörel kuvvetleri biz toplarsak parçacığımız, M parçacığımız hangi yönde hareket eder diye bizden isteniyor. Bunu beraber toplayalım şimdi. F3 vektörüyle başlayalım. F3 vektörü nedir? 1 birim yukarı doğru hareket ediyor. Daha sonra F2 vektörünü alalım. O da 2 birim sağa doğru hareket ediyor. Artı x yönünde, bunu da ucuna yazarak toplayalım. En sonunda da F2 vektörümüz var. Şunu yazalım tabii. Burası F3 vektörü, burası F1 vektörü. Sonra da F2 vektörüyle de 1 birim aşağı ve sola doğru gelecek. Buradaki ifademiz olacak. Demek ki şuradaki ifademiz F2 vektörü olacak. Bunların da toplamı ne demiştik? Başından sonuna vektör çizeceğim. Demek ki şurası da F bileşke olacak. Bileşke. Bu da bileşke kuvveti. Şimdi şıklara bakalım. Bir yönünde hareket eder diyor. Bir yönünde hareket etmiyor. Burası artı x yönünde hareket edecek. İki yönünde hareket etmiyor. İki yönü bileşke bir kuvvet. Üç yönünde hareket etmiyor. Bu da aşağı doğru bir kuvvetimiz var. F1 yönünde hareket eder diyor. F1'in yönüne bakalım. Sağa doğru hareket ediyor. Bunu karıştırmayalım. F1'e eşittir demiyor. F1'in hareket ettiği yönde hareket eder. Doğru. D şıkkımız. E şıkkını kontrol edelim. F3 yönünde, yani yukarıya doğru hareket eder diye söylüyor. Yukarıya da doğru hareket etmeyecek. F1 yönünde hareket ettiği için cevabımız değişik olarak gelecek. 7. soruya bakalım. Sürtünmenin önemsiz olduğu yatay düzlemde durmakta olan K noktasal parçacığına aynı düzlemde etkileyen 3 kuvvetten ikisi F1 ve F2 şekildeki bir verilmiştir. F1 kuvvetimiz 2 birim yukarıda, 1 birim solda olacak üzere bunun bileşkesi şeklinde hareket eden bir kuvvetimiz var. F2 ise eksi y yönünde 1 birim birlik bir kuvvetimiz var. Buna göre parçacığın artı x yönünde hareket edebilmesi için uygulanması gereken 3. kuvvetin kesikli çizgiyle verilen kuvvetlerden hangisidir diye isteniyor. Şimdi F1 kuvvetimizi tekrar yazalım. Şurası K noktamız olsun. K noktası. 2 birim yukarıya, 1 birim sola olacak şekilde bileşke kuvvetimizi, pardon, F1 kuvvetimizi yazalım. Şurası F1 kuvvetimiz. Buradaki vektörümüzde F2 vektörü, yani şuradaki F2 vektörümüz etkiyor. 1 birim bunun bileşke kuvvetini almamız gerekecek. Bunu F1'in direk ucundan aşağı doğru yazalım. Buradan aşağı gelirse şurası F2 kuvvet olacak. Bana da bunun bileşke kuvveti gerekiyor. Bittiği yerden başlangıç noktasına bir vektör çizersem buradaki ifademiz ne olacak? Pardon, bittiği yerden, başladığı yerden bittiği yere çizeceğiz. Burası da F bileşke olacak. FB diyelim buraya da. F bileşke. Demek ki şunu getiriyorum, şuraya yazalım. Şöyle bir nedir? F bileşke kuvvetimiz var. Bizden de istediği bu kuvvetimizin hangi bir kuvvet daha eklememiz gerekir ki parçacığımız artı x yönünde hareket etsin. Şimdi bunu nötrleyecek, sıfırlayacak bir defa ne olmasa da şuraya bileşik kuvvetlerine baktığınız anda itibaren bir birim yukarıya, bir birim de sola gelecek. Demek ki bunu bir defa nötrlemesi için benim ekleyeceğim 3. kuvvetimizin bir defa bir birim, en az bir birim sağa doğru gitmesi lazım ve en az bir birim de aşağı doğru gitmesi lazım ki şuradaki kuvvetimizin bileşkesini sıfırlasın. Fakat hareket etmesini istediği için de o zaman şurada en az bir birim daha eklememiz lazım. Demek ki şuradaki vektörümüzün özelliği 2 birim sağa, 1 birim sola doğru gidecek. Bunun da bileşke kuvvetini alırsanız
İki birim sağa, bir birim de sola doğru, aşağı doğru giden bir kuvvet olması lazım. F3 kuvvetimiz bu şekilde olması lazım ki bu iki bileşke kuvveti sıfırlasın ve artı x yönünde M parçacığımız hareket etsin. Şimdi şıklara baktığımızda bu özelliği veren bize sadece 3 opsiyonu, 3. ifademiz var. O da bizim C şıkkımız oluyor. Doğru cevabımız 3 olacak. Sürtünmenin önemsiz olduğu yatay düzlemde durmakta olan K noktasal cismine aynı düzlemdeki F1 ve F2 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor. Şurası K cismimiz. F1 bunu yukarı doğru ve sağa doğru götürmek isterken F2 kuvveti de aşağı doğru ve sola doğru götürmek istiyor. Cismin artı Y yönünde yani şurada istikamette hareket edebilmesi için uygulanması gereken 3. kuvvet verilen kuvvetlerden hangisi olabilir diye isteniyor. Yine buradaki verilen ifadelerimizin bileşke kuvvetini alarak başlamamız lazım. K noktasımız burası diyelim. F1 kuvvetimiz 2 birim yukarıya, 1 birim de sağa doğru gidiyor. Demek ki şöyle bir vektörümüz var. Bu şekilde çizdik. Bileşke kuvvetini almak için de F2 kuvvetini yazalım. Bu da 2 birim sola ve 2 birim aşağı doğru gelecek. Demek ki şuradan çizeceğimiz vektörümüz bu şekilde F2 kuvvetimiz olacak. Burası da F1 kuvvetimiz olacak. Bileşke kuvvetimize demiştik. Başladığı yerden bittiği yere çizilen vektörümüzdü. Burası da F bileşke olacak. FB diyelim buraya da. Şimdi soru diyor ki artı Y yönünde hareket edebilmesi için uygulanması gereken 3. kuvvet. Şu vektörü alalım. Şuraya yazalım. Daha net görünsün. Şuradaki ifademiz FB bileşkesi. Bizim öyle bir 3. bir kuvvet vermemiz lazım ki bu ifade eksi x yönünde giderken bir defa buradaki eksi x vektörünün kuvvetini sıfırlasın ve bir miktarda en az bir birimde olacak şekilde artı y yönünde hareket edebilmesi lazım. Şimdi şuraya baktığımızda birinci opsiyona baktığımda böyle bir ifade çizdiğimde bunun bileşkesi yukarıya doğru olacak. Artı y yönünde hareket etmeyecek. Fakat ikinci opsiyona baktığımızda, ikinci şıkkımıza baktığımızda bir birim sağa doğru ve bir birim yukarı doğru geliyor. Bunun bileşkesine bakıyorum. Dolayısıyla bunlar birbirini sadeleştirir. Artı y yönünde hareket eder. Dolayısıyla ikinci ifademiz, ikinci öncülümüz doğru. Üçüncü ifadeye baktığımda yine bir birim sağa doğru hareket ettirecek. Buradaki bileşke kuvvetini nötrleyecek. Ve geriye kalan bileşke kuvvetimiz ise 2 birim yukarı doğru hareket ettireceği için yine artı y yönünde ikinci ve üçüncü öncüllerimiz buradaki bileşke kuvvetimizi hareket ettirdiği için sorumuzun 2 ve 3 olarak doğru cevabı çıkacak. O da hangi şıkkımız? D şıkkımız oluyor. 9. soruyla devam edelim. Aynı düzlemde bulunan K, L ve M vektörleri şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre K vektörü artı 3L vektörü artı 2M vektörünün aşağıdakilerden toplamı hangisidir diye isteniyor. Soruda çözdüğümüz diğer sorulara farklı özellik olan sadece vektörlerimizin çarpıp büyütülmesi neticesinde elde edilen yeni bir vektörümüz var ve bunların toplamı isteniyor bize. Şimdi sorumuzu beraber çözelim. K vektörümüze baktığımızda herhangi bir değişikliğe uğramamış olduğu gibi bir şekilde kendisiyle beraber çıkacak. O zaman şuradaki K vektörümüzü şuradan bir yerden başlatalım. K vektörümüzü buraya başlangıç olarak alalım. Ne yapmış? Bir birim sola, iki birim de yukarı gitmiş. Böyle bir vektörümüz olarak K vektörünü yazalım. Daha sonra L vektörümüze bakalım. L vektörümüzün 3 katını almışız. Vektörlerde çarpma işlemi geldiği anda itibaren eğer eksilikte ise vektörümüzü olduğu gibi ifademizi uzatıyoruz. Yani burada nedir mesela? L vektörü 1 birim sağa doğru hareket etmiş. 3 çarpı L vektörü de bu sefer 3 birim sağa doğru hareket etmesi lazım. O zaman şuradan 1, 2, 3. kareye doğru çizgi çizdiğimizde şurası 3 L vektörü olarak buradaki ifademiz olacak. M vektörüne bakıyorum. Bunun da 2 katını al demiş bize. 1 birim aşağı doğru iniyorken 2M vektörü 2 birim aşağı doğru inecek. O zaman şuradan 2M vektörü alırsam burası da 2M vektörü olacak. Bu şekilde vektörlerimizi uç uca ekleyerek toplama için gereken hepsini yapmış olduk. Başlangıçtan sonuna vektörümüzü çiziyoruz. Burası da FB yani bileşke vektörümüz bu şekilde olacak. Yani 2 birim sağa doğru. Şimdi şıklara bakalım hangisi doğru onu inceleyelim. M vektörü olur diyor. M vektörüne baktığında 1 birim aşağı yanlış.
2m vektör olur diyor. 2m vektörü 2 kat aşağı olacak diyor. Halbuki bizimki 2 birim sağa gidiyor. L vektörü olacak diyor. L vektörü sağa gidiyor ama buradaki ifade 2 defa yani 2 katı gidiyor. Dolayısıyla burada 1 birim gittiği için bu da yanlış. O zaman 2L vektörü dersem yani 2 katı sağa giderse burası da 2 katı. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. 3 katı olmadığından yani 3 birim olarak gitmesi gerekiyor E şıkkında. Bu da yanlış olduğu için sorumuzun cevabı D şıkkı olarak geliyor. Sürtünmenin önemsiz olduğu yatay düzlemde durmakta olan K noktasal cismini aynı düzlemde bulunan 3 kuvvet artı X yönde hareket ettirmektedir. Bu kuvvetlerden F1 ve F2 şekildeki gibi olduğuna göre F3 kuvveti kesikli çizgiyle gösterilenlerden hangisi olamaz diye isteniyor. Şimdi sorunun özetini geçelim beraber. F1 kuvvetimiz var, F2 kuvvetimiz var aşağı doğru. Bir de üçüncü bir kuvvetimiz var ve bu üç kuvvetin bileşkesi artı X yönünde hareket ettirdiğine göre bu kuvvetlerde üçüncü kuvvetimiz yani F3 kuvveti kesikliğiyle gösterilenlerden şu ifadelerden hangisi olamaz diye isteniyor. Bu soruyu çözmek için yine öncelikle F1 ve F2 kuvvetinin bileşkesini alalım. Daha sonra bu kuvvetlerden hangisi olamaz diye beraber inceleyelim. Şimdi F2 kuvvetimiz şurası K noktamız olsun. 2 birim aşağı, 2 birim aşağı, 1 birim sağa doğru gidiyor. Demek ki şöyle bir kuvvetimiz olacak F2. Sonra F1 ifadesi de 1 birim yukarı ve 1 birim sola gidiyor. Demek ki o da böyle bir kuvvet olacak. Şurası F1 kuvvetimiz. Bunların bileşkesi de başladığı yerden bittiği yere yani şöyle bir bileşki kuvveti olarak F bileşki olarak karşımıza gelecek. Burası nedir? F2 ile F1 kuvvetinin bileşkesi. Şimdi soruya baktığımızda artı X yönünde bu ifadeyi hareket ettirmesi gerekiyor. Şu yönde hareket etmesi lazım. Dolayısıyla buradaki vektörümüz bir birim yukarıya doğru bir vektör kuvvet olması lazım ve yine aynı şekilde en az bir birimlik sağa doğru yani artı X yönünde hareket ettirecek bir bileşke kuvvet olması lazım. Şimdi birinci opsiyona baktığınızda şuradaki ifadeye bir birim yukarı doğru kaldığı ifademizi F3 kuvveti bu olmuş olsaydı şuradaki bileşke kuvvetleri birbirine nötrler hareket ettirmezdi. Dolayısıyla birinci şıkkımız olmayacak. Diğerine baktığınızda 2, 3, 4, 5 ifadesi yine bir birim yukarıya buradaki ifademiz birbirini sıfırlayacak ve geriye kalan artı X yönündeki kuvvetleri de buradaki cismi artı x yönüne hareket ettireceği için 2, 3, 4 ve 5. ifadelerimiz bu artı x yönüne hareket ettirirken eğer birinci öncüldeki ifademize yani A şıkkını verdiğimizde cisim hareketsiz olarak duracaktır. Dengede olduğundan hareket etmeyecek ama sorumuzun bizden istemiş olduğu ifade A şıkkı olarak yani birinci ifade gelecektir. Aynı düzlemde bulunan şekildeki F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin X ekseni üzerindeki bileşenlerinin büyüklükleri F1X, F2X ve F3X arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye bizden soruluyor. Şimdi şuradaki vektörel büyüklüklerimize bakacak olursanız F1, F2 ve F3 olarak veriliyor. Bizden de bunların arasındaki yani sağa bakan tarafından yani X yönündeki bakan vektörlerimizin büyüklüklerinin sıralanmasını istiyor. Bileşke kuvvetimize F1 ifadesine bakarsanız nedir? Buradaki ifademiz bir birimlik bir sağa doğru bir kuvvetimiz var. 3 birimlik ifademiz de yukarı doğru. Fakat biz sağa doğru yani X yönündeki kuvvetlerimizle ilgileniyoruz. Dolayısıyla şuranın büyüklüğü 1 birim. F2 ifadesine bakarsanız 1, 2, 3 birim yani buradaki ifademiz buradaki cismi 3 birim hızla veya da kuvvetinde sağa doğru götürecek. F3 kuvvetine bakarsanız da 2 birim sağa doğru götürecek. Dolayısıyla büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursanız bileşenlerini F2 ifadesi en büyük şekilde olması gerekiyor. Çünkü buradaki görmüş olduğu uzunluk 3 birim. Dolayısıyla F2 büyük. F3 ifadesi 2 birim gittiği için F3 ifadesi de F1 ifadesinden büyük olacak. Çünkü bu da 1 birim gidiyor. Dolayısıyla bu da sorumuzun A şıkkı olarak karşımıza gelecek. Evet değerli arkadaşlar son sorumuza bakalım. Şimdi sürtünmesi önemsiz yatay bir düzlemde durmakta olan K noktasal cisim aynı düzlemdeki 3 kuvvetin etkisiyle artı X yönünde hareket ediyor. Bu kuvvetlerden F1 ve F2 şekildeki gibi olduğuna göre 3. kuvvet kesikli çizgilerle gösterilenlerden hangisidir diye isteniyor. Şimdi F1 vektörümüz verilen şekildeki bir ifademiz. F2 vektörümüz de aşağı doğru 2 birimlik bir ifademiz. Öncelikle bu iki vektörün bileşkesini alacağız. Daha sonra da artı X yönünde buradaki K cismi hareket ettiğine göre buradaki hangi opsiyonlardan, hangi seçeneği
seçeneklerdeki kuvvetlerimiz bu ifadeyi sağlayacak, ona bakacağız. Beraber yine çözelim. Şimdi bileşik kuvvetini almak için K noktasına şuradaki bir ifademiz olsun. Baktığımızda kaç birim çıkmış? 1, 2 ve 3 birim yukarıya doğru, 2 birim de sağa doğru gitmiş. 3 birim yukarıya doğru bir çizgi, pardon. Şöyle olacak. 3 birim yukarıya doğru, 2 birim sağa doğru olacak. Yani şu şekilde bir F1 kuvvetimiz var. Daha sonra F2 kuvvetime baktığımda da 2 birim aşağı doğru gelmiş. Buradan direkt aşağıya 2 birim alalım. Burası F2 kuvveti. O halde bileşik kuvvetimize buradan, şuradan çizeceğimiz, başından sonuna çizeceğimiz bileşik kuvvetimiz olacak. Burası da F1 artı F2 olacak. Demek ki bileşik kuvvetimiz nedir? Şöyle yan taraftan daha çizelim. 2 birim nedir? Sağa 1 birim yukarı. Şöyle bir kuvvetimiz olacak. Burası F1 artı F2. Şimdi bundan sonrasını artık düşünerek çözelim. Şimdi bizden istediği şu, artı x yönünde hareket edecek. Zaten bakıyorum buradan artı x yönünde hareket ediyor. 1 birim sadece nedir? Yukarı artı y yöne doğru hareket ediyor. Artı y yönü demek ki buradan sıfırlayacak, nötrleyecek bir kuvvetin olması lazım. Bu kuvveti verecek olan şıklara bakalım, opsiyonlara bakalım. Bir yönüne verirsem buradaki ifademiz 2 birim sağa, şuradaki kuvvetimizin bileşkesi de 2 birim sağa götüreceği için buradaki ifademiz bunu sıfırlayacak, hareket etmeyecektir. 2'ye baktığımız da 2 birim aşağı doğru hareket ettirecek. Bu sefer eksi y yönü hareket ettireceği için bunu da kullanamayacağız. 3 ifadesine baktığımda, 3. verilen öncüne baktığımda 1 birim aşağı, 1 birim sağa doğru. Yani şu şekilde bir ifademiz var. Bu ifade yukarıdaki vektörel bileşenlerini sıfırlayacağından bunun 3. vektör kuvveti buradaki kuvveti daha da arttıracaktır. Yani şunun bileşkesi demek ki 3 birim olarak artı x yönde hareket ettirecek. Bu ifade tutuyor. 4. öncüne baktığımızda şuradaki ifademizde bu da buna eklediğinde 1 birim yine 3 birimlik bir kuvvet olur ama 1 birim de yukarı doğru hareket ettireceği için artı x yönünde hareket etmeyecektir. Dolayısıyla buradaki 5'e baktığımızda zaten bu da geçerli olmayacaktır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C şıkkı olarak testimizin son sorusunda çözmüş olacağız. Evet değerli arkadaşlar, vektörler konusunun ilk testi burada sona ermiş oldu. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.